Herkese merhaba. Öncelikle hoş. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim ve böyle eski arkadaşları da burada görmek ayrıca güzel oldu sayenizde. Aslına bakacak olursanız ben Osmanlı İmparatorluğu'nda tütün işleri hakkında bir doktora tezi hazırlamıştım. Şimdi elimden geldiğince onu kitaplaştırmaya çalışıyorum ve onunla ilgili farklı yerlerde sunumlar yaparken daha çok vurguladığım nokta işte İmparatorluğun farklı yerlerinde ve dolayısıyla burada örgütlenen grevler üzerineydi. Grevler üzerine konuşmayı çok seviyorum. Seviyordum, seviyorum ve muhtemelen sevmeye devam edeceğim. Ama bugünkü konuşmada, bugünkü sohbetimizde biraz daha farklı bir noktayı, fabrikanın içerisindeki, buradaki, bu mekandaki üretim süreçlerini, rejinin kurulmasını takip eden evrede yaşanan süreçleri konuşmayı tercih ettim. Ki insanların bu fabrikanın farklı bölümünde çalışan o tütün yaprağını sigara daha sonra da işte paketlenmiş sigara haline kadar getiren insanların maruz kaldığı bir takım eşitsiz toplumsal ilişkileri ve onlara verdiği bir takım tepkileri daha bağlamına oturtabilmemiz için. İzin verirseniz başlayayım. Herhalde sergide yakında olduğu için hepiniz biliyorsunuzdur. Cibali Reji Fabrikası'nın, tütün fabrikasının kurulmasının geçmişi Reji şirketine dayanıyor. Hikaye aslında biraz Osmanlı Devleti açısından hazin. Devlet iflas ediyor 1870'lerin ikinci yarısında. Borçlarını ödeyemiyor ve işte alacaklılarla yapılan uzun pazarlıklar sonucunda tütün gelirlerini alacaklarını bırakmak durumunda kalıyor. Onlar da bu haklarını bir alt taşeron olan Reji şirketine satıyorlar. Reji şirketi imparatorluğun neredeyse tamamında köylüden tütün alma, bu tütünü işleme ve daha sonra piyasada iç pazarda satma tekeline sahip ve imparatorluğun farklı yerlerinde onlarca fabrika kapanırken Reji de farklı farklı bölgelerde özellikle ama önemli ulaşım ve tütün işleme üretim merkezlerinde fabrikalar açıyor ve bu fabrikaların en önemlisi de İstanbul'da bulunduğumuz mekanda açılıyor. Fabrika 1890'lardan 1910'lu yıllara kadar aşağı yukarı 1500-1600 kişiyi istihdam ediyor. Fabrikada çalışan insanları düşünürken sadece, bu arada bu fotoğrafların hepsi buradan, paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Sadece direkt olarak tütün üretimiyle ilgilenmiyor insanlar. İşte tütün balyaları fabrikaya geldiği zaman bunları taşıması gereken hamallar var. Veya fabrikanın içerisinde mesela birazdan konuşacağız. Tütünlerin kıyılması aşaması var. Bunlar ya makinayla kıyılıyor yani motorize makinalarla ya da basit el havanlarıyla yapılıyor. Bu havanlar fabrikanın içerisindeki bu ufak makine atölyelerinde üretiliyor. Veya paketleme aşamasına geldiğimizde tütünler ya karton ya teneke kutulara konuluyor. Bu kutuların teneke ve karton kutuların hepsi burada üretiliyor. Dolayısıyla üretimin en başından sonuna kadar yapıldığı bir kompleksten bahsediyoruz. Ama bugün benim buradaki vurgum direkt tütünün işlenmesi, sigara haline getirilmesi ve paketlenmesi üzerine olacak. Burada basitçe 5 aşamadan bahsedebiliriz. Bir, burada da gördüğünüz üzere aslında şekilsel olarak fabrikaya gelen tütün balyaları öncelikle sektörde çok uzun yıllar geçirmiş, hayli deneyimli erkek işçiler tarafından ki bunların sayısı 1890'lı yıllarda 3 aşağı 5 yukarı 160-180 arasında değişiyor. Kalitelerine göre, işte renklerine göre, boylarına göre, geldikleri bölgelere göre tasnif ediliyor. Daha sonra tasniflenen tütün yaprakları birbirleriyle karıştırılmak üzere harmanlanıyor. Bu fabrikanın harman dairesi. Daha sonra ya makinalarla burada Reji'nin 1890'larda kullandığı tütün kıyma makinalarını görebiliyoruz. Ya da demin bahsettiğim havan denilen basit bıçaklarla işçiler tarafından kıyılıyor. Daha sonra ya elle hayli becerikli, maharetli kadın ve erkek işçiler tarafından
sarılıp sigara haline getiriliyor. Burada fotoğrafı yok veya fabrikada fazlasıyla bulunan sigara yapma makineleri tarafından meydana getiriliyor bunlar. En son burada yine sigara sarma bölümünü görüyorsunuz. Solda erkek işçiler, sağda onlarla paravanla ayrılmış kadın işçileri görebiliyoruz. En son da paketleme bölümüne gidiyor. Burada neredeyse tamamı kadın olan işçiler tarafından hayli hızlı bir şekilde ya kıyılmış tütün olarak ya da sigara olarak paketlenip imparatorluğun farklı bölgelerindeki tüketicilere gönderiliyor. Burada belki emek süreçleri hakkında detaylı bir tartışmaya geçmeden önce şunu da vurgulamak iyi olabilir. Hani fabrika bir tütün fabrikası ve sigara üretiyor ama benim baktığım döneme odaklanacak olursak işte 1880'lerden 1920'lerin başına kadar İstanbul'da ve İmparatorluğun farklı bölgelerindeki tütün tüketicilerinin, tiryakilerinin çok önemli bir bölümü sigarayı hazır olarak almıyorlar. Kıyılmış tütün olarak alıyorlar, paketlenmiş olarak. Daha sonra bugün tekrar pek çok genç tiryakinin yaptığı gibi kendi tütünlerini kendileri sarıyorlar. Yani bir oranlama yapacak olursak 1910'ların başında rejimin ürettiği tütünlerin %70'i, 80'i piyasada kıyılmış tütün olarak satılıyor. Sigara üretimi, tüketimi yavaş yavaş gelişiyor. Ve ancak 1920'lerin başına gelindiği zaman hazır sigara tüketimi toplam böyle tütün tüketimi içerisinde %50'lere yaklaşıyor. Bundan bahsettikten sonra fabrikadaki farklı bölümlerden bahsetmek gerekiyor. Ama buna geçmeden önce şunu da vurgulayayım. Hangi bölümden olursanız olun, 1890'larda veya 1900'lerin başında Cibali fabrikasında çalışıyorsanız uymanız gereken belirli kurallar var. İşte fabrikanın işbaşı düdüğü çaldığı zaman burada olmak zorundasınız. Olmuyorsanız yeminizden bir miktar kesiliyor. Akşam paydos zili çaldığı zaman evet zor geçen bir 9 saat oluyor sizin için bu fabrikanın içerisinde. Çalışma süresi 9 saat fabrikada. Ve elektrik enerjisinden yararlanılabildiği için fabrika kendi elektriğini üretiyor. Bu yaz-kış mevsimlerinde değişmiyor. İmparatorluğun pek çok farklı yerinde çalışma saatleri güneşe göre ayarlanırken yazın daha uzun, kışın daha kısa. Burada standart 9 saatlik bir çalışma süresinden bahsedebiliyoruz. Akşam paydos olduğu zaman maalesef hemen çıkamıyorsunuz. Öncelikle fabrikanın kavasları yani bekçileri tarafından kapıda üstünüz aranıyor ve eğer yanlışlıkla veya bir şekilde hakkınız olduğunu düşünerek yanınıza bir miktar tütün almışsanız başınız derde girebiliyor. Şeyden çok emin değilim. Mesela Kavala'daki veya Drama'daki tütün mağazalarını düşündüğümüz zaman orada şöyle bir uygulama var. Kadın işçilerle erkek işçiler işe 15'er dakika arayla giriyorlar. Yani birbiriyle çok fazla temas etmeleri istenmiyor. Cibali'de o dönemde böyle bir uygulama söz konusu mu bilmiyorum. Yani çevredeki Rum ve Yahudi okullarında da benzer bir uygulama var. Ama fabrikada böyle bir şey var mı maalesef bilmiyorum. Bu tefrikhane yani tütünlerin kalitelerine göre ayrıldığı bölüme baktığımız zaman şöyle bir şey söz konusu. Burada ve harman bölümünde çalışan işçiler belki de fabrikanın 1890'ların sonu 1900'lerin başındaki en şanslı işçileri. Çünkü hayatlarını henüz üretimin bu aşamasına makine girmiş değil. Yani reji idaresi tam anlamıyla bu insanların deneyimlerine, bilgi birikimlerine ve ellerine muhtaç. Gelen her balya bu insanlar tarafından açılıyor. Her tütün yaprağı tek tek kalitesine göre ayrılıyor. Ve bunu yapabilmek hayli maharet ve bilgi gerektiren sektörde onlarca yıl çalışmayı gerektiren bir şey ve fabrikayı ziyaret eden böyle yabancı gözlemcilerin tuttuğu notlara baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Sektörde çok uzun yıllar geçirmiş insanlar bu bölümde istihdam ediliyor genellikle. Ve en azından Osmanlı döneminde burada çalışan işçilerin tamamı erkek. Harman bölümüne gittiğimiz zaman burada da aynı şey söz konusu. Yine sadece erkekler çalışıyor ve burada da insanların hayatında henüz çalışanların hayatında makine yok. Ve muhtemelen harman dairesinde çalışan nitelikli işçiler fabrikada bir en yüksek ücreti alan insanlar. İki şirkete karşı muhtemelen müzakere gücü en yüksek olan grupta bunlar. Zira bir kere harman ne ondan çok kısaca bahsedeyim. Tütün işçisi arkadaşlar var. Biraz tereciye tere satmak gibi olacak. Lütfen mazur görünmeyin.
Şimdi Osmanlı ülkesini düşündüğümüz zaman özellikle Makedonya'yı veya işte Batı Anadolu'yu, daha sonra Karadeniz bölgesini, özellikle Samsun, Bafra, o maden bölgesini, hayli kaliteli tütün yetiştiriliyor burada ve aslında imparatorlukta yetiştirilen tütünlerin %70'i 80'i zaten yurt dışına ihraç ediliyor. Ama ne kadar kaliteli tütün yetiştirirse yetiştirilsin, bir tütün yaprağının iyi bir sigara olabilmesi için bütün meziyetleri bir arada toplaması beklenemiyor. Yanma gücü iyi olabiliyor, aroması biraz zayıf olabiliyor, yumuşak olabiliyor ama yanma gücü çok fazla olmuyor. Dolayısıyla farklı kaliteden, farklı türden tütünlerin birbirleriyle karıştırılıp bu birbirlerinin eksiklerinin tamamlanması bekleniyor. 20. yüzyılın başında Reggie'nin 13 tane farklı harman formülü var. Yani farklı tüketicilere, tiryakilere göre hazırlanan farklı farklı 13 tane formülü var. Ve burada çalışan işçilerin sadece burada değil, Mısır'da, işte Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da hayli becerikli olmaları bekleniyor. Bir, koku ve tat duygularının hayli gelişmiş olması gerekiyor. İki, işlerini doğru dürüst yapabilmeleri için işlerini yaptıkları yaprakların kalitelerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Üçüncüsü de bu harmanı yaparken o harmana hangi tütün grubundan ne kadar konulacağını iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunları sıralamak 2-3 dakika sürüyor ama bu meziyetleri elde edebilmek için onlarca yıl burada çalışmak gerekiyor. Özellikle o en son bahsettiğim o formülleri bulmak, geliştirmek ve bir şekilde yeniden üretebilmek için. Dolayısıyla burada çalışan insanlar hayli prestijli, fabrika yönetiminden büyük saygı görüyorlar. Ve aslında şuna bakacak olursanız, Osmanlı döneminde bu fabrikada çokça grev oluyor. Ama ne bu tütünlerin kalitesine göre ayrıldığı bölümde ne de harman dairesi bu grevlerin hiçbirini öncülük etmiyor. Muhtemelen bu insanların haklarını korumaktan aciz insanlar olduğu anlamına gelmiyor. Muhtemelen fabrikanın diğer bölümlerinde çalışan insanlara oranla hayli iyi durumdalar. Şimdi bu hayli iyi durumda olan insanlardan işleri biraz daha zor olan insanlara, yani kıyımhaneye ve sigara bölümüne bakacak olursak iş biraz farklı. Şimdi tütünlerin kıyıldığı, yani harmanlanmış o yaprakların bıçakla kesildiği bölüme bakacak olursak aslında sigara üretiminde mekanizasyonun yaşandığı ilk bölüm burası. Yani harman dairesi, özür dilerim, kıyımhane. Mesela 1870'lerin başında İstanbul'da yerel bir tekel kuruluyor. Yani sırf İstanbul'da sınırlı olmak üzere. Fabrikaya benzer bir şey kuruyorlar bir handa. Ve ilk yaptıkları yatırım bir kıyma makinesi almak. Yani en azından 1870'lerin başından itibaren en azından başkentte bu tür makineler kullanılıyor. Ama o yıllarda tütün kıyıcıları, yani şu elle, havan denilen bir makineyle bu aletleri kıyan insanlar biraz şanslı, çünkü bu tür makineler henüz çok iyi tütün kıyamıyorlar. Ve tüketici pek memnun kalmıyor bunlardan. Dolayısıyla işte bahsettiğim yerel tekel, daha sonra işte özel fabrikacılar fabrika kurdukları zaman bu tür makineler alsalar bile çoğunlukla bu kıyıcı esnafı dediğimiz veya kıyıcı işçilerimiz dediğimiz, bu arada kıyıcılar şu arkadaşları, ayaktaki insanlar önlerinde çırak kısmı oluyor. Onlara yardım eden de çırakları var. Bu insanlar hayatlarını tütün sektöründe kazanmaya devam edebiliyorlar. Mesela 1870'lerin başında bu İstanbul'daki yerel tekel yaklaşık 200 tane tütün kıyıcısı çalıştırıyor. Sadece usta olarak çırakları bir tarafa bırakıyoruz. Marije'ye geldiğimiz zaman işler biraz değişiyor. Muhtemelen bu makinelerin kalitesi ve verimliliği hayli yükseliyor ve Reggie makineleşmeye yatırım yapma anlamında hayli cömert. 1890'ların başında bu fabrikayı ziyaret eden yabancı gazeteciler bu bölüme girdikleri zaman, yani kıyımhane, makineyle kıyım yapılan bölüme girdikleri zaman 25 tane tütün makinesi görüyorlar. Böyle büyük, motorize, buhar gücüyle çalışan makineler. Şimdi bunlar günde yaklaşık 400-500 kilo tütün kıyabiliyor.
Bir insan ne kadar kıyabiliyorsun diye soracak olursanız 20. yüzyılın başında çok yoğun bir çalışma günü bittiğinde 20 bilemediniz 30 kilo kıyılabiliyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu makinelerin yoğun bir şekilde kullanılmasının insanların hayatında bir iz düşümü, bir etkisi oluyor. Bir reji artık çok daha az tütün kıyıcısı çalıştırmaya başlıyor. 1870'lerin başında buradaki yerel tekel 200 işçi çalıştırırken demin bahsettiğim gibi reji bu elle tütün kıyma bölümünde, ki bu insanlar artık sadece çok kaliteli tütünleri kıyıyorlar elle, 80 kişi çalıştırılıyor. Bu makinaları kaç kişi idare edebiliyor diye soracak olursanız tek bir kadın işçi yeterli olabiliyor. Bazılarında iki kişi tütünü beslemesi, öbürü de bıçağı idare edebilmesi için bu dönemde. Çalışan işçiler, işlerini koruyabilenler şanslı elbette ama hayatları biraz daha zor. Reji bu durumu fırsata çevirerek, makineleşmeden yararlanarak bunların ücretlerinde ciddi bir indirime gidiyor. Ücretten kasıt şu, insanlar kıydıkları tütünün kilosuna göre para alıyorlar. Yani parça başı çalışıyorlar. Ve 20. yüzyılın başına geldiğimizde böyle Osmanlı gazetelerinden çıkan haberlerde görüyoruz ki reji 20 yıl sürecinde, yani 1880'lerden 1900'lerin başına kadar bu insanların aldıkları bu parça başı ücrette ciddi azaltmalar yapmış durumda. Bunun insanların hayatında şöyle bir etkisi oluyor. Buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Çıraklardan bahsettik. Bir, bu insanların maaşı azalıyor. İki, şöyle bir şey var. Çıraklar evet burada çalışıyor, reji için çalışıyor. Ama reji çalışanı olarak geçmiyor. Buradaki kıyıcının çırağı olarak geçiyor ve ücretlerini şurada gördüğünüz tütün kıyıcıları veriyor. Yani bu Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da helper sistemi denilen çırakların şirket tarafından, işveren tarafından maaşlarının ödenmediği, bilakis onları istihdam eden ustalar tarafından maaşlarının ödendiği bir dönem. Bunun reji için avantajı ne? Kendilerine ileride hizmet edecek, istihdam edecekleri çırakları yetiştirme şeyini de zaten ücretlerini fazlasıyla kestikleri tütün kıyıcıları yüklenmiş oluyor. Peki insanlar buna nasıl tepki veriyor? Bir, maalesef çok daha hızlı ve yoğun çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve mesela 1920'lerin başında İstanbul'da bir Amerikalı heyet geliyor ve bu Amerikalı heyetin bazı uzmanları İstanbul'daki fabrikaları geziyorlar ve İstanbul'un o dönemki en büyük fabrikası olan burayı da ihmal etmiyorlar tabii. Ve fabrikaya girdikleri an ilk dikkatini çeken şey bu insanların, bir, çocuk işçilerin çok yoğun kullanılması, iki, parça başı iş yapılan, İşte bu kıyımhane gibi veya sigara sarma bölümü gibi yerlerde insanların kendi tabirleriyle delicesine bir hızla çalıştıklarını gözlemliyorlar. Mesela makinelerin kullanıldığı bölümde ise hayat gayet daha yavaş akıyordu diye de eklemeyi ihmal etmiyorlar. Ve bu delicesine hız, bu delicesine çalışma hızı rakamlara da yansıyor. Mesela 1870'lerin başında İstanbul'da bir tütün fabrikasında ortalama bir tütün kıyıcısı günde 14-19 kilo arası tütün kıyarken elle, şu havanla, 20. yüzyılın başına geldiğimizde rejide çalışan bir tütün kıyıcısı günde 20 ila 30 kilo arasında tütün kıyıyor. Yani buradaki farklı farklı sebepler olabilir. Bir, rejideki herkes çırak kullanıyor. Belki o fabrikalarda o kadar kullanılmıyordu. İki, bahsettiğim gibi bu fabrikanın içerisinde bu havanların bıçaklarını üreten atölyeler var. Belki onlar daha kaliteli havanlar üretiyorlardı. Ama son kerte de bu insanlar aynı zamanda azalan parça başı ücretlerini telafi edebilmek için çok daha yoğun olarak da çalışıyorlardı. Kıyılmış tütün daha sonra birkaç gün dinlendiriliyor. Çünkü tütün kıyılırken sıkıştırılıyor ve öyle parçalara ayrılıyor. Daha sonra işte o sıkışmadan biraz rahatlayabilmesi için birkaç gün dinlendirildikten sonra ya paketleniyor ve tüketiciye yollanıyor ya da burada gördüğümüz üzere sigara dairesine geliyor. Şimdi bu aşamaya kadar Cibali Fabrikası'nda bahsettiğim her bölümde erkek işçilerin egemenliği var.
Tütün kıyıcıları erkek, harman bölümünde çalışanlar erkek ve o tefrikhanede çalışanlar erkek. Ama bu noktadan itibaren hikaye biraz değişiyor. Bundan sonrası kadınların daha yoğun olarak göründüğü bir hikaye. Reji, yani Cibali fabrikası 1890'lardan imparatorluğun sonuna kadar bu bölümde aşağı yukarı 250 kişi çalıştırıyor. Ve burada çalışanların 200 tanesi ve belki de daha fazlası kadın. Kadın ve kızlar. Civar semtlerden, Balat'tan, Hasköy'den, Fener'den gelen. Ve aynı burada çalışan erkekler gibi tamamı, bu bölümler için konuşuyorum, Yahudi veya Rum olan insanlar. Ve şey oluyor, kayıtlara, işte polis zabıtlarından falan bu işçilerin bazılarına dair hikayeler bulduğumuzda şunu görüyoruz. Ya akrabalar, zaten pek çoğu işe birlikte gelip gidiyorlar. Ya komşular, karşı karşıya oturuyorlar ve aynı apartmanda oturuyorlar ve muhtemelen aslında birbirlerine referans olarak buraya geliyorlar. Ve şunu vurgulamakta fayda var. Mesela o dönemde, bahsettiğimiz dönemde Orta Doğu'da bir başka çok önemli sigara üreticisi daha var ülke olarak. Yani ülke demek çok doğru olmasa da bölge diyelim. Mısır. Mesela Mısır'da da çok nitelikli kalifiye sigara sarıcıları var. Ama oradaki sigaracıların neredeyse tamamı erkekken Cibali'de ve diğer reji fabrikalarında hikaye neredeyse tam tersi. Kadınların çok daha yoğun olduğu bir istihdam durumu görüyoruz. Ve bu rejinin Bileis diye uğraşarak meydana getirdiği bir işçi grubu. Mesela bu fabrika ilk açıldığı zaman Osmanlı idarecileri şeyden şikayet ediyor. Kadınları bulup doluşturdular buraya diye şikayet ediyorlar. Ama bunu yaparken tabii ki bu fabrikayı kuran insanların muhtemelen şöyle bir mantığı var. Bir, kadın işçi daha ucuz net olarak. İki, kadın işçilerin erkek meslektaşlarına göre çok daha uysal olması bekleniyor. Şimdi sigara bölümünden bahsederken şunu belki vurgulamak gerekiyor. Burada maalesef fotoğrafı yok ama en geç 1890'ların başından itibaren bu fabrikada otomatik olarak sigara yapan makineler kullanılıyor. Yani tütünü koyuyorsunuz, kağıdı koyuyorsunuz ve o size yapıştırma işlemiyle birlikte sigarayı hazır olarak veriyor. Bu anlamda aslında ilginç bir deneyim çünkü dünyanın diğer büyük sigara üreticilerini böyle Amerika'daki Dükü veya İngiltere'deki o British Tobacco Company'yi falan düşündüğümüz zaman onlarla eş zamanda oluyor bütün bu gelişmeler. Ve şöyle bir fark var ama mesela 1890'larda burada kullanılan bir sigara makinesi günde 12 ila 15 bin sigara üretebiliyor. Aynı dönemde Amerika'da işte meşhur Dük'ün, o Amerikan tütün şirketinin kullandığı meşhur Bonzak sigara makineleri var. Onlar 250 bin tane üretebiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey çünkü bir tanesi bütün dünyaya üretim yaparken burada bahsettiğimiz kurum da imparatorluk sınırları içerisinde İstanbul ve çevresi ağırlıklı olmak üzere üretim yapan bir şirketten bahsediyoruz. Ama özellikle 20. yüzyılın başında reji şirketinin hem Cibali için hem de imparatorluğun diğer bölgelerindeki fabrikaları için sigara makinalarına çok ciddi yatırım yaptığını görüyoruz. 1902 ile 6 arasında bu fabrikaya en az 11 tane, kimisi hayli büyük, hayli hızlı çalışan sigara makinesi getiriliyor. Ve bunların bazıları aynı o Bonzak makinesi gibi 200 binden fazla sigara üretebiliyor. Şimdi bu durumda neyi bekleyebiliriz? Burada çalışan bu insanlar bir işlerinden olabilirler. Çünkü artık yani yüz binlerce sigara üreten makineler söz konusu. Ama o anlamda şanslı Cibali'de çalışan insanlar. Reji şirketi imparatorluğun farklı bölgelerindeki daha küçük bazı atölye ve fabrikalarını kapatırken bu makinelerdeki üretimin artmasıyla beraber buraya fazla dokunmuyor. İstanbul'a dokunulmuyor. 250 işçi, 1890'da da 250 işçi, 1912, 13, 14'te de 250 işçiden bahsediyoruz. Ama İşinizi koruyabilmenin maalesef ağır bir bedeli var. Rejinin ilk yaptığı şeylerden bir tanesi 1890'ların ortasına geldiğimizde işçilerin parça başı aldığı ücretlerde çok ciddi bir indirime gidiyor. Şimdi hem burada hem dünyanın farklı bölgelerinde genellikle sigara saran işçiler o dönemde sardıkları sigara başına ve 1000 adede göre ücret alıyorlar. Şimdi 1800
80'lerin sonunda Cibali fabrikasında çalışan bir erkek işçi sardığı 1000 sigara için 11 kuruş alıyor. Aynı işçi 1902 yılına geldiğimizde 1000 sigara için sadece 6 kuruş alıyor. Ve şunu söyleyebilirim, özellikle 20. yüzyılın başı böyle imparatorlukta enflasyonun yavaş yavaş tırmanmaya başladığı böyle bunalım yılları ve burada insanlar ciddi bir ücret kaybı yaşıyorlar. Bu bahsettiğim erkek işçiler için olan ücretler, kadın işçiler zaten sardıkları sigara için başına daha düşük ücret alıyorlar ve tahmin edebileceğiniz üzere benzer ücret kaybını onlar da yaşıyor. Bu birinci ciddi sorun. İkincisi de aynı harman bölü, özür dilerim, kıymanede bahsettiğim gibi insanlar burada çok hızlı çalışmak zorundalar. Yani delicesine hız dediğimiz olay burada da söz konusu. Ve insanların bir günde üretebildiği sigara adedi böyle zaman içerisinde ciddi bir artış gösteriyor. Mesela 1890'lı yıllarda bu fabrikada elle üretilen sigara adedi 400 bin, en fazla 450 bin adetken 1908'de 500 bini geçiyor. İşçi sayısı aynı ama günde 50 ila 100 bin arasında fazla sigara üretiliyor. Bu da şu anlama geliyor, aşağı yukarı bir işçi günde 200 ile 300 arasında geçmişe oranla daha fazla sigara üretiyor ki o yaşadığı ücret kaybını bir ölçüde telafi edebilsin. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza. Şimdi siz sigarayı böyle hektik bir hızla sarıyorsunuz. Ama sardığınız her sigara başınızda duran ustabaşıların, ki burada görüyorsunuz şurada 3 tane erkek ve önlerinde bir tane kadın göze çarpıyor. O bu bölümde çalışan muhtemelen ustabaşılar. Onların onayından geçmiyor. İşte o makaronları düzgün kesmiş olmanız gerekiyor, düzgün yapıştırmış olmanız gerekiyor ve tütünleri düzgün bir şekilde o makaronların içine doldurmanız gerekiyor. Ve böyle 20. yüzyılın başında işçilerin en çok şikayet ettikleri mevzulardan bir tanesi şu: ne yapsak, ne etsek ustalarımıza bir şey beğendiremiyoruz ve aldığımız zaten yetersiz olan ücretlerden daha fazla ceza kesiliyor bizden deniliyor. Yani bu sadece bu coğrafyaya özgü bir şey mi? Yok. Mesela Amerika'daki pro sarıcıların hikayelerine baktığınızda orada da benzer hikayeler söz konusu veya Duke için çalışan işçiler için de benzer bir hikaye söz konusu. Ama burada o sömürünün şiddeti bir iki tık daha fazla yüksek gözüküyor. Artı yine bu bölümden konuşurken şunu da vurgulamak gerekiyor. Evet, yani siz 9 saat çalışıyorsunuz, gün sonunda belirli bir ücret hak ediyorsunuz ve o bir deftere kaydediliyor fabrikanın muhasebecileri tarafından. Ama bu şu anlama gelmiyor. O hafta bittiği zaman veya o ay bittiği zaman o defterde yazan ücretleriniz toplanıp ücret alabileceğiniz anlamına gelmiyor maalesef. Şimdi özellikle 1890'lı yıllar, 20. yüzyılın başı böyle pek çok Osmanlı şirketi için ekonomik olarak çok parlak olmayan dönemler ve işçilerinin ücretlerini düzenli aralıklarla ödeyemiyorlar. Aynı durum burada Cibali fabrikası için de söz konusu. Ve işçiler artık şey yapıyorlar, yani şu tür anlaşmalar yapılıyor. Reji diyor ki tamam, durumun farkındayız ama biz de sizi mağdur etmemek için özellikle dini bayramlarınızdan önce size toplu ödemeler yapacağız diyorlar ve işçiler buna razı olmak durumunda kalıyor. Mesela bahsettiğim gibi bu bölümde çalışan işçilerin, erkek ve kadınların tamamı Yahudi ve Rum. Burada Paskalya öncesi, ki Paskalya öncesinde hamursuz haftası dolayısıyla Yahudiler için de önemli bir dönem. O dönemde toplu bir ödeme yapılıyor. Muhtemelen kıyımhanede oradaki işçilerin dini etnik profiline göre Ramazan bayramında veya yine Paskalya öncesi bir ödeme yapılıyor. Yani bu durumu da not düşmek istedim. Sigaracıların durumu böyle. Peki insanlar buna nasıl tepki gösteriyor diye sorabilirsiniz. Şey ilginç, yani Cibali fabrikası 20. yüzyılın başından itibaren grevlere sahne oluyor. İşte 1904'te oluyor, 6'da oluyor, 8'de oluyor, 11'de çok büyük bir tane oluyor. Bunları belki daha sonra sohbet kısmında konuşabiliriz. Ama bu grevlerin hepsine baktığımız zaman hepsi bu daireden başlıyor.
Yani sigaracı kadın ve erkekler, kadınların da altını kalın kalın çizdim, çoğunun da başını kadınların çektiği grevler oluyor. Fabrikadaki ilk sendika sigaracılar tarafından kuruluyor 1908 yılında. 1911'de mesela bütün fabrika işçileri greve çıkıyor ama grevin arkasında yine duran ve sürükleyen bu bölümde çalışan işçiler oluyor. Bir şey daha vurgulamakta fayda var. Dediğim gibi hem kadın hem erkek sigaracılar var ama bunlar ayrı yerlerde çalıştırılıyorlar ve şirket bunu yıllıklarında kaleme aldığı işte dokümanlarda övünerek söylüyor. Biz içinde bulunduğumuz toplumun ahlak değerlerinin bilincindeyiz ve dolayısıyla işçilerimizi, kadın ve erkekleri ayrı ayrı yerlerde çalıştırıyoruz diyorlar. Ve bu aslında anlaşılabilir bir şey. Çünkü o dönem içerisinde hem İstanbul'da hem imparatorluğun farklı yerlerinde kadın istihdam etmek isteyen işte tekstil fabrikaları, tütün fabrikaları şöyle bir sorunla karşılaşıyor. Aileler kızlarını yollamak istemiyorlar. İsimleri kötüye çıkar diye. Dolayısıyla şirket de onların bu tür kaygılarını giderebilmek için şunu diyor, tamam sorun yok. Burada kadınlar ve erkekler ayrı ayrı çalıştırılacak. Cibali için değil ama mesela Selanik'te şu oluyor. Orada çalışan işçilerin çoğu Yahudi, kadın işçilerin. Yahudi din adamlarını fabrikaya kendileri davet ediyorlar ve teftiş ettiriyorlar ve şöyle raporlar tutturuluyor sana. Hiç merak etmeyin. Kadınların çalıştığı yerde yaşlı bir ustabaşı dışında hiçbir erkek yok deniliyor. Cibali'de de bu durum söz konusu. Ustabaşları erkek olabiliyor. Ustabaşların arasında erkekler var. O ihmal edilecek bir durum değil. Ama kadın ustabaşılar da var. Ama onun dışında kadınlar ve erkekler ayrı. Bu insanların birbirleriyle temas etmediği anlamına gelmiyor. Dediğim gibi akrabalar, aynı semtlerden geliyorlar. Aynı sinagoglara, aynı kiliselere gidiyorlar. Dolayısıyla bir eylem olacağı zaman bu insanların kolayca bir araya gelmesi mümkün olabiliyor. Son olarak fabrikanın paketleme bölümünden de bahsedeyim. Maalesef benim kişisel olarak hakkında en az bilgi sahibi olduğum bölüm burası. Muhtemelen parça başı çalışılıyor. Paketlemede çalışanların neredeyse tamamı kadın. Ağırlıklı olarak Yahudi, yine civar semtlerden gelen ve 1908 yılında burayı bir Alman gazeteci ziyaret ettiği zaman fabrikanın en çok bu bölümünden etkileniyor. Şey diyor, çok nitelikli sigara sarıcılar var, günde 3000 tane sigara saran Yahudi bir kadın gördüm diyor. Ama hiçbir şey diyor, paketleme bölümüyle kıyaslanamayacak bir durumdaydı diyor. Kadınların o paket yaparkenki el hareketlerini takip etmem mümkün değildi diyor. Ve burada tütünler ya kıyılmış tütün olarak veya sigaralar olarak belirli adetlerde şeye konuluyor. Ve şurada gördüğünüz üzere benzerde tartılıyor. Ve sorunsuz olanlar direkt fabrikanın deposuna, oradan da işte rejinin bayilerine ulaştırılıyor. Fabrikadaki üretim süreçlerinin genel hikayesi bu. Ortak bir takım deneyimlerle başlamıştım. Onunla bitireyim. Umarım çok fazla uzatmamışımdır. Birincisi, fabrikanın hangi bölümünde çalışıyor olursanız olun bu dönemde, tütünle hemhal oluyorsanız maalesef bir takım sağlık sorunları yakanızı bırakmıyor. Neden? Çünkü hem burada, yani tütünle çalışılan her yerde tütün tozu önemli bir sorun. Burayı mesela 1880'lerin sonunda Sağlık Bakanlığı'ndan bir doktor ziyaret ediyor ve şey diyor, aslında diyor fabrikanın havalandırması fena değil ama o kadar çok işçi çalıştırılıyor ki çalışılan yerler çok iyi havalandırılamıyor ve tütün tozları kaldırılamıyor yerine. İşte buraya bacalar yapın diyorlar, işte daha iyi havalanmasını sağlayın ama bu bir türlü yapılmıyor. Ve işte 1880'lerden, 90'lardan, 1900'lerin başından, onlardan, 20'lerden olan bütün sağlık raporlarına baktığımız zaman şu ortak sorun var. Fabrikaya adımını atan her doktor bunu söylüyor. İnsanların ya ciğerlerinde ciddi sorunlar var ya da veya gözlerinde ciddi sorunlar var. Ve bu sadece Osmanlı dönemiyle de alakalı değil. İşte
yakın zaman öncesinde Cibali ile ilgili yapılan bir sözlü ters çalışmasında da vurgulanmıştı. 1960'larda burada çalışan işçiler de aynı sorundan bahsediyor. Ciğerlerinin ve gözlerinin mahvolduğundan. Yine bazı doktorlara göre tütünde çalışan kadınların yine bu tütün tozu meselesiyle daha fazla düşük yaptığına dair şeyler var, yorumlar var. Ama bu sağlık sorunları hayli önemli bir mesele. Peki bu kadar şeyi anlattıktan sonra bana şeyi sorabilirsiniz. Ya burası özellikle bazı bölümlerde çalışan işçiler için pek parlak bir yer değil. O zaman yüzlerce insan burada çalışmaya niye devam etti? Bu soruya bir cevap vermeye çalışarak bitireyim. Daha sonra isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Bir, bazı işçiler yani burada çalışmaktan vazgeçtiler. Mesela 1880'lerden, 90'lardan bazı Osmanlı polis raporlarına baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Fabrika açıldığı zaman burada sigaracı olarak çalışan bazı erkek işçilerin daha sonra Batı Avrupa'ya gitmek için pasaport başvurusunda bulunduğunu ve gittiklerini görüyoruz. Muhtemelen imparatorluğun pek çok farklı bölgesinde olduğu gibi buradan da pek çok insan aynı zamanda Mısır'daki fabrikalarda da çalışmaya gittiler. Dolayısıyla bazı insanlar biz bu koşullarda çalışmak istemiyoruz diyorlar. Çalışmaya devam edenler için şöyle bir şey söz konusu. Şimdi reji şirketi bir tekel. Dolayısıyla şey diyebilme şansınız yok. İşte ben Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmayacağım. B Üniversitesi'ne, C Üniversitesi'ne geçiyorum deme gibi bir şansınız yok. Tekelse ya Cibali'de çalışıyorsunuzdur ya bir yerde çalışamıyorsunuzdur. Dolayısıyla insanların özellikle bu bölgede çalışan kadın işçilerin elini ayağını bağlayan böyle bir nokta var. Ama bütün bu anlattığım hikayeyle birlikte bir şey daha var. Yani şirkette çalışanlarına bilinçli olarak zaten çok iyi çalışma şartları sunmadığının farkında. Ama onların da bir şekilde buraya bağlanmasını sağlayacak bir takım sosyal politikaları da yavaş yavaş gündeme sokmaya başlıyor. Mesela sağlık sorunlarının farkında. Burada, başta burada, daha sonra imparatorluğun neredeyse her yerindeki fabrikalarda doktor istihdam etmeye başlıyor. Sonra bir müddet geçtikten sonra hastalanan işçilere en azından bir müddet yevmiyelerini ödemeye, daha sonra belirli bir bölümünün yarısını, çeyreğini ödemeye devam ediyor. Dolayısıyla rejide işçilerini öyle bir şekilde elinden kaçırıp kaybetmek istemiyor. Son olarak şunu da söylemek gerekiyor. Evet, insanlar burada çalışmaya devam ettiler. Ama bu onların içinde bulundukları çalışma şartlarını kabul ettikleri ve teslim bayrağını çektikleri anlamına gelmiyor aynı zamanda. Dediğim gibi fabrika 1904'ten itibaren ciddi işçi eylemlerine ve sendikalaşma girişimlerine sahne oluyor. Ve burada insanlar işte başta makinelerin ithalini durdurmaya çalışıyor, kesilen parça başı ücretlerini telafi etmeye çalışıyor. Daha sonra bir takım sağlık koşullarını iyileştirecek yatırımların yapılmasını talep etmeye çalışıyorlar. Bunların çoğu başarılı mı oluyor? Maalesef o dönemde başarılı olmuyor ama buna yönelik bir girişim oluyor ve insanlar bir şekilde burada kalıp buradaki çalışma koşulları hakkında, buradaki hayatları hakkında söz sahibi olmanın mücadelesini veriyorlar diyeyim ve burada bitireyim.